Ağzı bıllahim ne şeytanı Muhterem kardeşlerim, hatırlarsınız, biz 14. Şua'yı okuyoruz. 14. Şua tamamen Afyon Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve ve talebelerinin müdafaları karşılıklı Mektuplarıyla alakalı. Biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri 38-40 sayfalık savcının Hazırladığı saçma sapan iddianame 81 tane hatasını bulmuş ve onlardan 45 tanesini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi o diğerlerine bakalım, bakalım hangi e, yani hatalar daha var? Hata 46 ve 47. Ne demiş bu serseri yani savcı? Kendi kerametine o kadar inanmıştır ki ilahi ve tabii olan birçok hadiselerin yani hadiseleri dediği mesela zelzeleyi, depremi kendisinin ve Risale-i kerametidir der. Bir defa kendisinin kerametidir demiyor. Bu yalan. Ama Bediüzzaman'ın cevabını okuyalım. Cevap. Bu hatasında birkaç veci ile yanlışı var. Birkaç yönlü hatası var. Bir defa ilahi ve tabii olarak işi kısmı ayırmak. Her şey ilahidir. Tabi olur mu? Adam çünkü din düşmanı. Ve tabiata da bir hisseyi icat vermek. Sanki depremi tabiat da bir hissesi var yaratılışında gibi dinde bir yanlış olduğu gibi Risale-i Nur'a ve şakirtlerine gelen zulmün aynı zamanda zelzele gibi müteaddit hadiselerin çok sayıda hadiselerin tevafukları aynı ana rastlamaları yani Risale-i Nur'un makbuliyetine ve bir sadakayı makbule Allah nezdinde kabul edilen bir sadaka hükmüne geçtiğine bir işareti gaybiyedir demişiz. Kesin dememişiz. Gaybi bir işaret. Demesini tefahur zannetmek. Bediüzzaman'ın kendi kendisini övüyor zannetmek. iftira olduğunu herkes bilir. Aynen öyle Bediüzzaman Hazretleri. Hata 48. Risale-i Nur'un tokadı olarak vasıflandırmaktadır. Tabii ki kim dine hücum eder, dini eserlere hücum ederse belasını bulur. Ama bakalım Bediüzzaman ne diyor? Cevap. Bunu müdafaatımda, savunmalarımda pek zahir bir hata olduğunu ispat ettiğimiz gibi Risale-i Nur'un tokadıdır denilmemiş. Ya yani ne denilmiş? Belki Risale-i Nur sadakayı makbule gibi, Allah nezdinde kabul edilen bir sadaka gibi. Çünkü İslam'ın ve Kur'an'ın hakikatlerini anlatıyor. Delaların define vesile olmasından o gizlendiği ve müsaade edildiği, toplatıldığı zamanda bazı belalar fırsat bulup başımıza gelir denilmiş tıpkı bütün insanlık fuhşa, ahlaksızlığa, hırsızlığa, namussuzluğa bürününce şu anda koronanın geldiği gibi. Bu ise adalet ilahiyenin bir tokadıdır. Ve sanurun tokadı denilmemiş ki. Hata 49. Yine iddia Muhtelif yerlerde olan zelzeleler ve seylaplar, yani sel baskınları, seylap dediği o, Risale-i Nur'un şiddetli birer tokadı olarak vuku bulmuştur böyle dediğini söylüyor savcı. Bu da yalan. Cevap, cevabı mükerrer verilmiş, tekrar tekrar verilmiş bir hatayı tekrar etmek garas karane, kötü niyetli bir yanlıştır. Aynen öyle. Hata 50-51. Bu seylap yani sel baskınları ve zelzelelerden Risale-i Nur'un yani bu iddia ve bir netice, netice olarak kendisinin kerametiyle kurtulmuşlardır. Sanki böyle demiş gibi. Ve masumlar ve çocuklar o belalardan zarar görmüşler. Said bunu izah etmemiş ve edememiştir. Cevap Risale-i Nur'un mükerrer yerlerinde tekrar tekrar yazılmış ki zalimlere gelen musibetlerde masumların telef olan malları sadaka ve vefat edenler de şehit hükmünde olduğunu beyan. Bu ayet-i kerime ve hadislerin izahı bu. Mesela İzmir'de bir deprem oldu. O depremde yani telef olan masumların malları sadaka hükmüne geçti. Vefat eden imanlı olmak şartıyla şehit oldu. Hükmen şehit oldu. Said yani izah edememiş demek ne demek? Böyle olduğunu beyan bu yanlışını ve sathiliğini göstermektedir. Yani yüzeysel bir adam bu savcı. Allah onun gibileri kahretsin diyeyim veya ıslah etsin diyelim. Hata 52 yine savcı. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu inkar yoluna sapmak gibi. Ulan yalana bak ya. Bir tezada düşmüştür diyor Bediüzzaman için. Bediüzzaman cevap veriyor. Kader Risalesini ha sen bunu isyan oluna diyebilirsin. Kaderi inkar ediyor adam. Ama Bediüzzaman için bunu söylemek 26. söz olan Kader Risalesini tamamen inkar etmek demek. Risale-i Nur'dan kader risalesi olan 26'ın sözün sırrı kaderi, kader sırrını, emsalsiz bir surette beyanı ve imanın erkanlarını, yani iman esaslarını, Risale-i Nur'un harika bir tarzda ispatı meydandayken, böyle bir iftira, garaskarlıktan başka bir şey değildir. Yani kötü niyetlilik. Garas daima kötü niyet manasınadır. Maksat manasına da geliyor ama kötü niyetli maksatlar. Hata 53. Nur şakitlerinin bazıları ona bir mehdilik de tevcih etmişlerdir. Yani mehdilik sıfatını vermişler demek istiyor. Yani bir defa nur talebeleri yaptıysa dediği zamanın suçu ne? Bana göre de Hazreti Mehdi'dir. Yani gelsin tenkit etsinler beni. Bu benim şahsi fikrimdir. Cevap itiraznamemde kat'i ücretlerle onun bu hatası reddedilmiş. Hem hiçbir vakit değil böyle büyük makamları mehdilik gibi. Belki küçük medih yani övme ve hüsnü zann ile nefsin emmaresine dediği zaman nefsini kö kötülükleri kendini kötülüklere sevk eden nefsine bir benlik vermemek için reddettiği mahkemelerde de görülmüştür. Gayet açık. Hata 54. Yine savcı ne diyor? Mücedditlik. Yani bu hadis-i şerifle sabit. Her asırda Allah dinini tecdid edecek asrın anlayışına göre anlatacak bir zatı gönderecek diyor. Her yüz senede bir. Ve büyük makamlar veren şakirtlerinin hitabelerinde, hitabelerine yani konuşmalarına enaniyet ve tefahura olan yani güya zaman benlik ve övünmek istiyor da meyli icabı itiraz etmeyerek bu teveccühleri kabul ettiği söz göz önündedir diyor savcı. Cevap bu hatasında kaç vecihle kaç yönüyle iftira var olduğu itiraz namende yazdığım kendi iddiasına yazdığım itiraz e, savunmamda ve bu cetvelde kaç yerde ispat edilmiştir. Hata 55 yine savcı iddia ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anhünün ilmi hakikat itibariyle şakirde olduğundan olduğundan manevi evladı olabilirim. Kaldı ki manevi değil asıl evladı olduğunu Akgündüz Hoca dergeleriyle ispat etmiştir. Kaldı ki yani Bediüzzaman başka yerde açıklıyor. Hakiki Ali Beyt Resulullah'ın sünnetine itaat eden insanlardır. Manen onlar da evladı Resul'dür. Kaldı ki Bediüzzaman fiilen de evladı Resul. Babası Hazreti Abdülkadir Geylani tarafından gelen şerif, annesi de seyit. Demesiyle kendine atfedilen makamlara liyakatını kabul etmiş görülmektedir diyor. Cevap, Bedi Bedi demek eşi benzeri olmayan alim demek. Bir de Allah'ın ismi var. Çünkü e, yani mesele gayet açık. Ha akla eksik bir adam diyor ne okursan oku sen alim olamazsın. vallahi ben alim olduğumu iddia etmiyorum. Sadece açıklıyorum, okuyorum. Yani senin böyle e, şeyine de itibar etmiyorum. Yani. yani sen biliyorsun benim itibar etmediğimi. Şimdi ya Kürtçüsün ya da kemalistsin bu iddiayı söylerken. Cevap, bedi manasında olan yani eşi benzeri olmayan alim. Celcelutiye, Celcelutiye dediği İmam Ali radıyallahu anh'ın yani bir nevi Resulullah'tan ders aldığı vahye dayanan bir kaside ama vahide değil. Ha. Kasidesinde İmam Ali radıyallahu anh'ın çok cihetlerle Risale-i Nur'a sarahat derecesine yakın açıkça demiyor açık bir şekilde olacak tarzda diyor. İşaratı, işaretleri diyor. İşari tefsiri kabul eden herkes bunu da kabul edecek. İçinde Bediüzzaman ismini Risale-i Nur'a vermesinden hem bana emaneten verilen o ismi Risale-i Nur'a iade ettiğimi yazmışım. Bununla beraber ben de manevi alibetten sayılabilirim. Demekten maksadım bir kısım müştehitlerin yani bu çok önemli bir nokta bu. Ve ala alihi ve Açın tefsirleri okuyun. Yani bunu biz okuyoruz. Yani onun ağlına ve eshabına demek duasında seyit olmayan. Fakat ehli takva bulunanlar, takva sahibi bulunanlar o duada dahildirler dediklerinden o umumi duada benim de bir hissem bulunması için rica karane Allah'tan ümit isteyerek bir tevildir. Yoksa o hatakarane mana, o hatalı mana hiç hatırıma gelmemiş senin dediğin. Harika bir izah. İyi dinle ey Mustafa Sert denen adam. Hata 56. Yine savcı konuşuyor. Ahmet Feyzi'nin Risaleci'nin başında. Bura çok önemli. Yani zannediyorum bu. Yani şey. Maidetül Kur'an. Said'in iki buçuk sayfalık yazısıyla çünkü mukaddimesini koymuş. Biz de koyduk. Sırr-ı kitabında bunu neşrettik. Bu son kitabımızda. Ya eyyuhel müzzemmil. Müzzemmil suresinden bu. Ey elbisesine bürünen peygamber. Ayeti kelimesinden kerimesinden ebced hesabıyla kürdi kelimesini çıkarmış. Yahu ebced hesabı bir defa kesin ilim ifade etmiyor. Ahmak savcı. Bakalım dediği zaman ne diyecek? Cevap. Burada benim iki sayfalık yazıma Ahmet Feyzi'nin hakkında mübalağa karane. Bak mübalağa diyor. Yani aşırı gidiyor diyor Ahmet Fevzi abi için. Aslında değil. Çünkü bir seyit olduğunu ispat ediyor o kitapta. Bir de Hazreti Mehdi olduğunu ispat ediyor. Medihlerini kabul ettiğim manası verilmiş. Hata etmiş. Çünkü benim o mektubum Ahmet Fevzi'nin dikkatini ve ilmini takdirle beraber hakkımdaki haddimden ziyade hüsnü zanlarını cerh ve tadil hem reddetmek hem de düzeltmek. Ee, şimdi için yazılmıştır. Yazılmıştır. Hem ayetin mana işari tabakasından. Bak ayetin işari mana grubundan. İşari mana da külli manaları var. Burada çok enteresan. Riyazi ve ebcedi yani hesap ilmiyle. Hesap ilmiyle, ebced yoluyla, bir tevafukla üstadına karşı bir mana çıkarıp hürmetine yani Ahmet Fevzi abi çıkarmış. Hürmetine bir makbuliyet alameti olarak yazmış. Böyle şeylere yanlış denilmez ki medarı mesuliyet olsun, sorumluluk vesilesi olsun. Olsa olsa ilmi bir hatadır. Bak bak. Siyasete teması yoktur. Yine Ahmet Fevzi'nin Risale-i Nur'un müsellem, herkesçe kabul edilen faziletinin bir parçasını kendi üstadına isnat etmesi. Bak bütün övgüleri Üstad Risale-i Nur'a veriyor. Şahsına vermiyor. Ve, bir, ve bu zamanın bir hidayet vasıtası olduğunu demesini medarı mesuliyet görüyor. Yani sorumluluk sebebi görüyor. Halbuki herkes sevdiği bir adam hakkında mübalağa aşırı bir şekilde ve ifrat karane ileri giderek medih ve sena etmekte örfen, adeten, ilmen dahi hata olmadığı halde hiç münasebeti olmayan bir sözdür. Hata 57. Böyle acip davalarla şey diyor bunu yani savcı diyor. Belki bir zaman peygamberliğini dava ile hezeyan hali başlamış oluyor. Hezeyan dediği lakırda manasız böyle iftiralar lakırdılar. Yani neredeyse peygamberliğini ilan edecek. Alçak adam. Cevap veriyor Bediüzzaman. Bunun bir iftira ve isnat, isnat demek suç şey yapma, itham etme ve hatasından el iyazu billah derim. Allah korusun derim. Böyle hiç kimsenin hatırına gelmeyen ve bizi bilen hiç kimseyi kandırmayan isnatları, ithamları, iftiraları elbette kanun, siyaset ve idarenin haricinde bunda dehşetli bir mana hükmediyor ki şeytanın da kimseyi inandıramadığı iftira iyi ediyor. Şeytan bile inandıramaz buna. zaman hakkında böyle bir iddiaya. Hata 58. İhtiyar Risalesi'nde yani yaşlılarla alakalı Risalesi'nde 7. rica gibi bazı e, Risaleleri halkı devletin aleyhine teşvik edecek harekette ve mahiyette görülüp Eskişehir Mahkemesi'nde mahkumiyetine karar verilmiş. Bu da yalan. Eskişehir Mahkemesi başörtüsüyle ilgili tesettür risalesi ve beşinci Şua'dan dolayı o da keçi hırsızına verilmeyecek bir cezayı vermiş. Cevap bakalım dediği zaman hazretleri ne diyor? Bu da zahir açık bir hatadır. Yedinci rica ve ihtiyallar risalesi değil sebebi mahkumiyet ve emniyeti ihlal etmek. Yani mahkumiyet sebebi olmak şurada dursun. Belki çok cihetlerle beni zulümden kurtardığı gibi Eskişehir'deki kanaati vicdaniye ile Hakimin bir delil göstererek değil, ben böyle düşünüyorum diyerek verilen hafif ceza da tesettür risalesinin bir meselesi içindir. Makam iddianın yani savcılık makamının dikkatsizliği ve satiliği, yüzeyselliği ile böyle yanlışlar oluyor. Harika. Hata 59. Hüsrev Altınbaşak. Türk harfleri kanununa aykırı olarak Asay Musa ve Zülfikar gibi mecmuaları Arap harfleriyle yazmış. Tamam da yani siz resmi bir dil olarak yani alfabeyi kullanıyorsunuz. Ne mani var buna? Ha cevap. Şimdiye kadar Kur'an harfleri ve hattı Türk milletinin hattı kadimi olduğu halde. Türk milleti bin senedir eski yani Kur'an harflerini kullanıyor. Ve zaman Arap harfleri demiyor. Çok önemli bu. Kur'an harfleri diyor. Çünkü Kur'an harflerini yasamak, yasaklamakla, Latin harflerini icat etmekle milleti dini kültürden yok etmek, mahrum etmek istediler. Latin harflerini Türk harfleri deyip Kur'an harfleriyle Asay Musa'yı yazan husrevi mesul etmek, sorumlu tutmak birkaç vecihle, çok yönlerle yanlış olduğunu ehli insaf anlar. İnsafı olmayan hayvanlara gerek yok anlamasına. Hata 60, 61, 62, 63. Yani bu da çok güzel. İstinad ettiği hadisler maalesef yani diyanetin fazla ehil olmayan üç tane bilir kişisi de aynı kanaatleri paylaşmış. Hatta ben bir misal vereyim. Çok acı bir gerçek bu. Hayrettin Karaman hocamızın yani kaleme aldığı işte hadis usulü, işte fıkıh usulü vesaire gibi ders kitapları vardı İmam Hatip'te. Mevzu hadisleri anlatıyor. Yani bu modernist demeyeyim de reformist zihniyette de bu var. Efendim bütün Mehdi ve Deccal hadisleri mevzudur veya zayıftır. Yani bunlar maalesef diyanette böyle bir mikrop var. Şu andaki diyanet için söylemiyorum, genellemiyorum da. Yani istinad ettiği Bediüzzaman'ın dayandığı hadisler zayıf ve hatta mevzu uydurma olmakla beraber tevirleri yanlış ve aslı yoktur diyor. Buna cevabı Beşin Şua vermiş. Kaldı ki Bediüzzaman da veriyor. Muhakematta da buna cevap var. Cevap, bütün ümmet bin seneden beri telakki bil kabul etti. Yani kabul edip bağrına bastığı demek. Yahu İbni Hacer el-Heysemi, İbni Hacer el-Askalani... İmam-ı Suyuti, Ali Yülkari, yüzlerce büyük muhaddisler ahir zaman hadislerini toplamışlar. Bende en az 7-8 tane risale var bu konuda. Hepsini bir araya getiren. Ha içinde zayıf olanlar olabilir. Ayrıca mevzu demek de uydurma demek değil. Senetleri yok demek. Senetleri sağlam değil demek. Şimdi ümmetin alıp bağrına bastığı ve alem-i İslam içinde az bir kısım ülemanın alimlerin bir kısım tedbirlerle bir derece zafiyetine hükmettiklerine mukabil. Yani kim bu? Mesela İmam şey gibi, İbn Hazm gibi anlatabildim mi? Veya İmam Şevkani gibi bir kısım insanlar kolay kolay mevzu demişler. Veya mesela Hayrettin Karaman hocamız gibi. Cumhur muhaddisin, muhaddislerin bütün yani çoğunluğu yani İmam Süyüt'ünün risalesi var. İmam İbn Hacer el Askalani'nin Risalesi Askalani'nin, Heysemi'nin Risalesi var. Daha kim kim? Ve ümmeti Muhammediye, Hazreti Muhammed'in ümmeti kabul ettiği ahir zamanda gelen bazı hadiseler hakkındaki muhtelif rivayetleri tevil, yani yorumlamak. Yani açıklıyor tevili. Mümkün bir ihtimal manasıyla bu zamanda vukua gelen ve gözle görülen hadiselere tam mutabık çıkmasını Çıkmış nitekim. Yani dikili taşta ilan edilecek radyoyla diyor. Aynen öyle oluyor Mustafa Kemal öldüğünde. Beyana dünyada hiçbir ehlilim yanlış diyemez. Faraza o hadislerden birisi mevzu. Yani uydurma, uydurma dediğim. Yani haşa Resulullah hakkında aleyhte uydurma değil. Yani senetleri olmayan. Olsa mevzuun manası hadis değil demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir ki darbu mesel nevinde yani ata sözü gibi ümmet o rivayeti kabul etmiş. Bu nevi tevilata böyle bu çeşit tevillere yanlış diyenler kaşiyette yanlış olduğu gibi ümmetin telakkisine, ümmetin bu hadisleri barına basmasına ihanet ve hadisleri inkardır. Ve burada çok manidar. Süfyan'a dair hiçbir hadis yoktur varsa mevzudur diyen, uydurmadır diyen Süfyan dediği Mustafa Kemal. Müddei yani savcı hiç hadis kitaplarını okumadı. Belki Kur'an'ın surelerinin ne kadar olduğunu bilmediği, 144 tane diyor biliyorsun. <laughs> Halde biri 1 milyon, diğeri 500 bin hadisi hıfzına alan, ezberine alan İmam Ahmet İbn Hanbel ve İmam Bukhari gibi müştehitlerin böyle külli ve umumi bir tarzda cesaret edemedikleri halde o müddeyi savcı külli bir surette yani genel manada ve umumi bir tarzda Süfyan hakkında hiçbir hadis yoktur varsa mevzudur demesiyle haddinden binler defa tecavüz edip büyük bir hatayı irtikab etmiş işlemiş. Farz-ı muhal olarak hadis de olmasa ümmeti İslamiye'de bir hakikat-ı sosyal bir gerçek ve müteaddit defalar defalarca eseri görülmüş yani neticesi görülmüş vaki ve hak bir hadise istikbaliyedir. Geleceğe ait bir hadiseyi haber vermiş. Kabul edin etmeyin. Hata 64. Ha, bu da şimdi Kur'an'a dil uzatıyor alçak savcı. İrsiyette miras hakkı konusunda kadın ve erkeğin müsabatı aleyhinde olduğu gibi kadın erkek eşit olamaz. Medeni kanunları kabul etmediğinden inkılap aleyhinedir. Yani hani biliyorsun hukuk inkılabına aykırıdır diyorlar. <laughs> ya Kur'an'a açıklıyor. Allah belasını versin o hukuk inkılabını yapanların. Cevap 30 sene evvel medeni kanunlara istinad edip dayanıp Kur'an'ın bir iki ayetini tenkit eden ve Doktor Duzi'nin bu İtalyan tarihçi Resulullah'ın aleyhine onun hayatıyla alakalı ciltlerle kitabı var. Doktor Abdullah Cevdet bunu tercüme etmiş maalesef kitabını ifsad eden için neşreden yani tıp milletin kalbini bozmak için yayınlayan bir iki münafa karşı bazı ayetlerin cerh edilmez, reddedilmez bir tarzda tefsirini şimdi yazılmış gibi telakki edip. Halbuki daha önce cevap vermiş. Medar mesuliyet etmek, yani bunu sorumluluk sebebi saymak, Kur'an'ın o ayetlerini inkar etmek hükmünde bir hatadır. Ediyor zaten alçak Hata 65. Savcı diyor ki Süfyan ve bir İslam deccalı Mustafa Kemal olduğu 5. şuada anlaşılıyor. Aynen öyle. Yani 5. şuadaki hadislerin %90'ı Mustafa Kemal'i gösteriyor. Yani bunu Bediüzzaman isim vermiyor. Ve hatta Mustafa Kemal ortaya çıkmadan çok erken Japonlara özetle anlatıyor 5. şuayı. Yani 1900'li 1910'lu yıllarda kaleme alıyor bunu. Cevap. beşin şu an külli bir surette genel manada çok zaman evvel müteşabih bir hadisin müteşabih demek manası tam anlaşılamayan. Hani yani bura önemli müteşabih derken onu kastediyor. Manasında manasını anlamak ancak zor muhakemelere ve ilmi istihraçlara dayanan bir tevilini beyan etmesi ve Japon başkumandanının sorduğu sorulara cevap olarak hazırlıyor bunun özetini. Beşin şu an özetini. O zaman Mustafa Kemal problemi yok. Ve itiraznamemde kat'i cevabı verilmesi bu zahir açık yanlışı yani savcının ve medari mesuliyet olması bunu sorumluluk sebebi sayması büyük hata olduğunu gösteriyor. Eğer mesuliyet varsa bu ince külli manayı böyle cüz'i bir şahsa tatbik edip mahkemede teşhir eden kimse mesul ve suçlu olur. Bu cümle de çok enteresan. Yani ben beşin şu ayı genel manada açıkladım. Sen bunu tutup da özel manada bir adama isnat edersen o suç senindir diyor savcıya. Hata 66. Savcı iddia ediyor. Şapka fes gibidir. İman ile hiç alakası yoktur. İman ise tamamen vicdani ve kalbi olduğunu sayık bilmekten acizdir. Bediüzzaman şapkaya şiddetle karşı çıkmış. Ve hadisleri de delil getirmiş. Cevap, İslam üleması ve müştehitleri ve Şeyhülislamlar, Şeyhülislam dediği Osmanlı Şeyhülislamları hususen İmam-ı Azam imanı zedeleyen çok alametleri ve hareketleri kaydettikleri halde, hususan şapka ve zünnarı yani Hristiyanların beline bağladığı, ne diyoruz ona? Ulan ismini unuttum ya, zünnar diyoruz işte neyse. Zünnarı, haç yani kütüb-i kelamiyede, kelam kitaplarında dahi ülemanın, İslam alimlerinin imanın muktezasına münafi, aykırı olduğunun ittifaklarına karşı böyle sözleri yazan ne kadar hata ve yanlış olduğunu divanelerde anlar. <laughs> Enteresan. Şeyhülislam, İslam Ali Efendi de şapkayı giymek küfürdür diyor. Yani küfür alametlerindendir. Şapka hakkında itiraznamemdeki beyanat, açıklamalar ve Risale-i Nur'daki imanı tahkikinin harika hüccetleri Said'in idrakinde bunu anlamasında acizdir demesini yüzüne çarpar. Evet, bir yudum kahve içelim. Hata 67-68 Şapkanın küfür alameti. Küfür alameti. Ve devam ısrarı da yani ısrarla şapka takmak da dinsizlik olması üzerinde çok durmaktadır. Savcının iddiası. Şapkanın giyilmemesi için propagandaya ve kendi tabirlerince mücadele ve mücahedeye giriştikleri görülmektedir diyor savcı. Cevap itiraz namemde yani kendi iddiasına karşı yazdığım itiraz cevabında 4-5 yerinde gayet kat'i bir surette bu yanlışın ne kadar manasız olduğunu gösterir. Gerek yok. İt yürür, kervan yürür demiş ama benim gibi açıktan söylememiş. 69, hata 69. Savcı ne diyor? Nur talebelerinin şapka giymeyerek bere giydikleri müşahede edilmiştir. Doğrudur. Benim babam başına hiçbir zaman şapka giymedi. Bir yerde giymiş. Anlatayım mı arkadaşlar? Kemalistler kudursun. Zararı yok. Kudurdular zaten. Manidardır. Babam hep anlatırdı. Allah bin kere rahmet eylesin. Ondan sonra bu mesele Bediüzzaman'ın cevabını okuyalım. Babamın bu hadisesi en güzel cevap. Diyor ki amcam oğlu Recep'le beraber diyoruz. Bir kısım işte patatestir, pancardır yükledik eşeklere affedersin. Diyarbakır'a gittik. Yani onu satıp buğday alacağız. Kıtlık var diyor. Çünkü geldi ismet kesildi kısmet. Geldik diyor Dağ Kapı'ya. Diyarbakır Dağ Kapı'ya. Ama diyor Dağ Kapı henüz surlar devam ediyor. Yani sur var. Dağ Kapı'dan gireceğiz. O kadar alçak ki o rejim, Kemalist rejim. Dağ Kapı'da kapıya jandarma koymuş. O jandarmalar başına şapka koymayanı içeri almıyor. Yani Diyarbakır şehrinin surun içine almıyor. Surun dışında zaten doğru düz evler yok. Sıcak zaman diyor. Gittik, vardık. Jandarma dedi ki bir dakika, durdurdu bizi. Dedi ki diyor eşeklerinizi kenara çekin, surun dışına. Tamam, biz çektik diyor. Dedi ki diyor şapka olmadan giremezsiniz. Dedik ki ya bizim yükümüz, yani bir kısım bozulacak şeyler. Satıp buğday almamız lazım. Çoluk çocuk var, acından ölecek. Mümkün değil. Yani Nuh diyor, peygamber demiyoruz şeyler, jandarmalar. iki tane jandarma, elleri silahlı. Bunun üzerine diyor, ben geri döndüm. Dedim ki diyor, gel bakalım amcamın oğlu Recep. İyi gel. Geldi diyor. Hayırdır ne yapacaksın? Orada diyor bir kısım insanlar gelmiş. Çok affedersiniz katır ve eşekleri ölmüş. Ve bir kısmının diyor cesedi ortada. Aşırı sıcak, 44 derece. O zaman tahmin ediyoruz tabii öyle bir şey bilmiyor babam. Ve diyor palan deriz biz eşeğe vurulan palan. O palanlar yerde duyuyor keçeden yaparlar o palanları. Hemen diyor bıçağımı çıkardım cebimden o keçelerden kestim. Recep, an, Recep dedi ki diyor ne yapıyorsun Molla Cuma? Dedim diyor karışma. O keçelerden böyle diyor yuvarlak kestim. Buğday sapları var. Buğdaylar biliyorsun ip gibi kullanılabilir. Eğer yaş ise Onunla da iki ucunu bağladım. iki tane yaptım. Dedim ki işte şapka. Ama <laughs> bir taraftan gülüyoruz diyor. İkimiz de kafamıza koyduk. Kellemiz açık diyor. Yani o <laughs> eşek palanlarının, ölmüş eşek palanının parçaları. Bunun üzerine gittik diyor tekrar eşeklerle beraber. Bu nedir dedi diyor jandarma. Dedim ki diyor şapka işte. Ulan dedi diyor şapkadan başka neye benziyor bu? Ulan sizin kanununuz kanundan başka neye benziyor ve be adam bırak da gidelim bizim rızkımıza mani olma dedim diyor adam da gülerek geç dedi diyor geç. yani işte bu alçak yani tekrar okuyalım yani bu olay bu. Hata 69 nur talebelerinin şapka giymeyerek dere giydikleri müşahede edilmiştir. Cevap nur talebelerinin umumu değil hepsi değil. Ehli takva olanlar, takva sahibi olanlar, Allah'ın emir ve yasaklarına sıkı bağlı olanlar hususan hayat içtimaiye ile sosyal hayatla alakası az olanlar lüzumsuz, manasız işte bak secdeye mani olan şapkayı giymediklerini medar mesuliyet zanneden, sorumluluk sebebi zanneden eder çünkü Atıf Efendi'yi idam etmişler bu yüzden. Kendisi hakikat ve adalet ve maslahat millet nazarında mesuldur, Bu savcı mesuldür. Hata yetmiş. Şapkanın küfür alameti olması. Şeyhül İslam dediğim gibi yani Zembille Efendi açıkça söylüyor bunu fetvasında. Ve sayılması bir iman haline geldiği gibi. Bunu yani savcı iddia ediyor. Güya dediği zaman böyle demiş. Cevap 40 sene evvel İstanbul ulemasına verdiğim cevabı. 40 sene evvel dediği 1948 olduğuna göre demek 1908-9'da yazmış beşin şu anın aslını mahkemede beyan ettiğim gibi bütün ulema İslam'ın İslam alimlerinin istimal ettiği bir tabiri kullandığı tabir bu şapka küfür alameti yalnız bana isnat etmek ve bunu da bir iman haline geldiğiyle tabir etmek hem İslamiyete hem ehli ilme hem bana karşı bir iftiham değil suçlama değil divanecesine bir ihanettir ona iade ediyorum ben de ona iade ediyorum Hata 71. Çok güzel ya. Allah Allah. Allah Allah. Ha, medreselerin ve tekkelerin kapanmasından, ezan ve kamette Allahu Ekber denilmemesinden, bunlar ahir zaman alametlerinden sayıldığından, savcının iddiası, inkılap hareketlerine yani devrim hareketlerine karşı bir kışkırtmak istediği anlaşılmıştır diyor savcı. Hmm. Cevap 40 sene evvel bir iki hadisin tevilini 40 sene dediği 1908-1909'da beyan ettiğimi ve Diyanet Riyaseti'nin ulemasının Diyanet İşleri Başkanlığı alimlerinin yeni icatlarının fetvasına karşı 15 sene evvel yazdığım bir risaleyi yani 5. Şua'yı reddetmeyip bana ilişmedikleri halde bu meseleyi şimdi medarı bahsetmek adliye kanunuyla hiç bir münasebeti yok. Maka Nitekim İskilipli Atıf Efendi'yi de daha Cumhuriyet kurulmadan önce Osmanlı döneminde kaleme aldığı bir şapka risalesinden dolayı idam etmiş bu alçaklar. Makam iddia yani savcılık makamı nakaratı. Nakaratı biliyorsunuz ne demek? Tekrar edip bin dereden su toplamak nebinde isnat etmesi hem yanlış hem hata hem de idareye bir zararı muhtemeldir. Böyle bu kadar yalan söyleyen adamı nasıl adam kabul edersiniz? Hata 72 bakalım. Beşin şu anın meselelerini herkese göstermek caiz değildir. Mahremdir ihtarını yapmayı unutmamıştır. Doğru. Başta gizli tutmuş ama yani polisler mahkemeler açığa çıkarınca ortaya çıkmış. Hatta ben Sırr-ı İnnateyna Risalesini ilk neşrettiğim zaman Facebook sayfamda bir kısım kardeşler vay yani bu müşevveş ahvalde bunları ortaya atmamak lazım diyen üstadın hükmüne aykırı davrandı Akgündüz deyince Abdullah Yayın abi hayır kardeşim o eskiden müşevveş ahval vardı karma karışık. şimdi öyle değil. Zaten mahkemeler bunu ortaya çıkarmış. Bırakın Akgünüz Hoca da neşesin bütün aleme diye bana teşekkür etmişti. Şimdi cevap veriyor Bediüzzaman bu serseriye. Her bahaneyle bizi perişan etmek isteyen gizli düşmanlarımızın şerlerinden tahaffuz korunmak ve müddeyi gibi bu sahtekar savcı gibi sathi cemanalar verilmemek için bu mahremdir. Herkes gösteri herkese gösterilmesin denilmesini bir sus sahip ve suçunu ikrar ediyor manasına çevirmek zahir açık bir yanlıştır. Allah Allah. Hata 73. Ya ne kadar tatlı. Ahmet Feyzi Bediüzzaman el Kürdi Bediüzzaman el Kürdi kelimesini bulmak için iki kere Muhammed kelimesinin Aleyhisselatu vesselam tevafukunu göstermiş. Yani Muhammed'le e, Bediüzzaman el Kürdi cifir rakamlarıyla uyuyor. Bunu da kim yapmış? Ahmet Feyzi abi yapmış. Nerede? Maidetül Kur'an'da acaba Said el-Kürdi Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya benzetilmek mi istenilmiştir? Ya ne alakası var bunun ya? Bir defa cifir ilmi kesin ilim ifade etmez. Kaldı ki zann ifade eder. zaman da fazla kullanmayın bunu. Çünkü itikadi deliller varken buna gerek yok diye bizzat kendisi anlatıyor. Ama cevabı burada veriyor. Cevap Ahmet Feyzi'nin Risale-i Nur Kur'an'ın bir tefsiri olmasından ve her vakit nübüvvetin yani peygamberlik müessesesinin müessesesinin getirdiği şeriatını tatbik eden ve veraset nübüvvet o peygamberlere mirasçı olmak alimlerin özelliği. El <laughs> ulema Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Hadisine istinaden dayanarak bir çare saydı o irsiyette. Yani o mirasçılık konusunda o Kur'an hizmetinde değil bir benzemek, haşa Resulullah'la bir tutmak, belki sünnete ittiba etmek manasındaki ilmi ve ebcedi istihracını, bak ebced yoluyla bu yani ifadeyi çıkarmasını medar mesuliyet gören, sorumluluk sebebi gören, hem tehallakû bi ahlâki Resulillah, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanınız, hadis-i şerif bu, manasını anlamayan, Elbette üç yette yanlış etmiş. Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın güneşinden tereşşuh eden, sızan, bir zerrecik nuruna masariyetini büyük bir saadet telakki eden Said'in elbette yüz bin derece kendi haddinden tecavüz edip ona kendini benzetmeye çalıştığını söyleyen alçaktır, divanedir zaman alçak demiyor. Ben ilave ediyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ittiba, ona uymayı ve sünnetine iktida manasını anlamamıştır. Hata 74. Yine savcı iddia ediyor. Allah Allah. İslam tarihinde hiçbir din aliminin Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri böyle şahsi fikirlere ve maksatlara alet ettiği görülmemiş ve işitilmemiştir. Savcı böyle diyor. Cevap. Yani hiç Muhittin Arabi Hazretlerinin risalelerini okumamış. İbni Kemal'in ondan sonra Er Risaletül Münire kitabını okumamış. İbni Kemal'in daha enteresanı benim orijinalini neşrettiğim Mısır'ın Yavuz'un Mısır seferiyle alakalı bir ayeti izahını okumamış. Ben bunu Sırri'nin Nateyna kitabında uzun uzun Özellikle Abdülkadir Badıllı merhum ağabeyden de istifade ederek naklettim. merak edenlere o kitaba havale ediyorum. Okuyalım hatayı tekrar. Savcının hatası. İslam tarihinde hiçbir din aliminin Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri böyle şahsi fikirlere ve maksatlara alet ettiği görülmemiş ve işitilmemiştir. Cevap bunun bu yanlışında beş vecihle hata var. Altı yönüyle hatalı. Hem kitapları, ülemayı, alimleri, tefsirleri görmediğini bilmeden konuşuyor. Aç ruhul manide bile yani İstanbul'un fethine işaret eden beldetün tayyibetünü açıklıyor. Elmalı Hamdi Yazır açıklıyor. Ve manayı sarihiyle, açık manayla Mana işari birbirine karıştırıyor. İşari mana ayrı, açık mana ayrı. Ve mana külli ile hususi fertlerin farkını anlamayan. Ayet mesela delil müttakin. Bütün müttakilere Kur'an hidayettir. Kardeşim burada külli bir manadır bu. Yani kıyamete kadar gelecek müttakiler. Eğer ben Allah'ın emirlerine uyuyor, yasaklarından kaçınıyorsam külli manada değil, işari manada, ferd, şey, cüz'i manada bana da işaret ediyor bu. Bu demek. Cehalettir. Bunu anlamayan cehalettir. necmettin i Kübra, bu büyük bir veliyullah ve allame, ve muhittin Arabi gibi binler ulemaların, alimlerin külli hadiselerine, büyük hadis, mesela İstanbul'un fethine hatta nefsin cüz'i havaline dair ayatın, ayetlerin manayı sarihi değil, açık manası değil. İşari manalarını beyansa dediğinde çok yazıları var olduğu malumdur. Kitapları var kitapları. Hem ayatın, yani ayetlerin mana işari küllisinde bak işari mananın da iki kısmı var. Bir külli mana bütün müttakilere hidayettir. Yani bütün takva sahiplerine Kur'an hidayettir. Bir de işari cüz'i mana. Yani eğer sen ey Ahmet veya Osman takva sahibiysen sana da hidayettir Kur'an-ı Kerim demek. Kur'an sana işaret ediyor demek günah değil ki hem ayetlerin mana işari küllisinden her asırda efradı, fertleri bulunduğu gibi bir ferdi bu zamanda ve bu asırda Risale-i Nur ve bazı şakitleri de bulunduğuna eskiden beri ülema, alimler mabeynin de arasında makbul bir riyazi düsturu olan yani kabul edilen, edilmeyen tarafı da var. Yani matematik hesaplar, ebced ve cifir hesabıyla bir tevafuk göstermek elbette hiçbir cihette ayatı Kur'an ayetlerini şahsi fikirlere alet ediyor denilmez. Ve böyle diyen büyük bir hata eder. Ve dekayı ki ilmiyeye ihanet eder. İlmi incelikleri anlamıyor. Onun için ihanet eder. Hata 75. Savcı ne diyor bakalım. Ehli sünnete göre İmam-ı Mahfi yani gizli imam Mehdi'ye Mehdi Muntazar da diyorlar. İmam-ı Muntazar. Muntazır değil bu. Yanlış yazmışlar yani beklenen Mehdi. Akidesi batıldır. Doğru. Şia böyle diyor. Ama Ehl-i Sünnet de Mehdi'nin geleceğini kabul ediyor. Onlar gibi gizlenmiş yani ölecekken gizli kalmış demiyor. Cevap Mehdi hakkında Şiilerin 12 imamdan birisi hayattayken gizlenmiş ahir zamanda çıkacak demelerine bunu Ehl-i Sünnet de kabul etmiyor. Mukabil buna karşılık Ehl-i Sünnet'in bir kısmı İmam-ı Muntazar akidesi batıldır demişler. Yani Muntazır bekleyen imam manasına ama İmam Muntazar beklenen imam. Yani onun için yüzde yüz hatalı demeyelim. Az bir kısım Hanefi uleması da La Mehdiye illa İsa. Hanefilerden çok az bir kısmı. Hazreti İsa'dan başka Mehdi gelmeyecek demişler. Bunda hem Denizli'deki ehli hukufun bir kısmı hem makam-ı iddia yani savcılık makamı yanlış mana vermişler. Her asırda Mehdi manasına ümmetin fıtri bir ihtiyacına binaen beklemişler. Yani kim ümmet beklemiş. Ve birkaç vecihte rivayetlerin delaletiyle birkaç Mehdi, belki her asırda bir nevi Mehdi, Sadat Ehlibeyt'ten yani peygamberimizin ailesinin manevi seyitlerden şey seyitlerden özür dilerim, geleceği ümmetçe kabul edilmiş buna hata diyen birkaç cihette yanlış eder. Evet. Bir tane daha okuyalım. Böylece gerisini yarın devam edelim. Hata 76. Bir kitapta Mehdi'ye dair hadislerin kafesi zayıftır denilmiş. Doğru. Böyle kitaplar var. Modernistler böyle diyor. Yani Hayrettin Karaman Hoca da kitabında böyle diyor. Hadis usulü kitabını açın. Beraber yazmışlar rahmetli bir zatla beraber. Cevap hangi mesele var ki bazı kitaplarda ona ilişilmesin? Olabilir. Hatta İbni Cevzi gibi. Yani Ben yanlış söyledim İbni hazm dedim. Daha önceki bir ifade de İbnül Kayyemel Cevzi olacak o. Yanlışımı düzeltiyorum. Yani bugün aynı hatayı işledim. Büyük bir muhaddis bazı sahih hadisleri mevzu dediğini. Yani o da mevzudur demiş. Ülemalar teacüble, hayretle nakletmişler. Hem her zayıf veya mevzu hadisin manası yanlıştır demek değildir. Belki ananeli sened ile, yani şundan 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 diye bu senet diyoruz biz. Hadisin metni var, senedi var. Senet dediği mesela İmam-ı Bukhari'den ta Resulullah'a bağlayan o nakledici radiler zinciri. Hadisiyeti kat'i değildir demektir. Yoksa manası hak ve hakikat olabilir. Bitirelim ya, az kalmış. Hata 77. Bunların zayıf ve muzdarip. Muzdarip bir hadis çeşidi. Yani hakkında tartışma olmuş. Senetleri konusunda sıkıntılar var. Bunu kamus kitabımızda okuyun. Olduğunda ittifak vardır. İmam Şafii değil mevzu. Mürseli, mürsel demek sahabeyi atlayarak bir tabiinin direkt Resulullah'a isnaden hadis nakletmesidir. Burada tartışmalar olmuş. Biz biraz ihtiyatlı davranıyoruz, yani Hanefiler ama İmam Şafi'i mürseli de yani kabul ediyoruz biz. Ama İmam Şafi'i mürseli de kabul etmediği halde Sayit Şafi'i iken bunları kabul etmesinin hikmeti anlaşılamamıştır diyor. Bunu savcı diyor. Cevap bunu tabi o Ankara ilahiyatçılarının cevabından ittibas ederek alıyor alçak savcı. Cevap ittifak olmadığına bin seneden beri ehli hadis ve ümmetçe bu hakikatin devamı kat'i bir delildir. Bu da hata içinde bir hatadır. Hem İmam-ı Şafii mürsel ve zayıf hadisleri tekrar ediyorum mürsel tabiinin doğrudan sahabeyi atlayarak Kale Resulullah dediği hadisler zayıf hadisleri ahkam-ı şeriyede, şer'i hükümlerde hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor, delil kabul etmiyor. Yoksa haşa reddediyor manasına değil, ümmetçe kabul edilen hakikatli hadisleri ahkamda değil, hukuki hükümlerde değil, fazail-i amalde, amellerin mesela namazın faziletlerinde ve hadisat-ı İslamiye'de, İslam'ın başına gelen hadselerde hüccetlerini ve delaletlerini kabul etmiştir. Hata 78. İlmi gayb Allah'a mahsustur. Savcı diyor. Gayb ilmi. Hiçbir veli tasarrufat yapamaz. Ve gaybı bilemez. Hatta peygamber de bilmez. Halbuki bir risalede işaret hadisiye ile hadislerin işaretleri hala anlamıyor adam. Ya işaret diyor zaman. Açıklık demiyor. Hilafetin mebde ve müntahasını göstermiş. Bunu sırrı inna teyna'da. Hilafet ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Farklı yerlerde de açıklıyor Bediüzzaman. Yani Mustafa Kemal'in, yani layık devleti kurmasıyla hilafet bitti diyor, açık. Ce cevap, evet, herkes bizzat kaybı bilmez. Doğru, fakat ilham ve ilham-ı ilahiyle, ilahi ilham veya peygamberin bildirmesiyle bilinebilir ki, bütün mucizat Allah bildirdiği için biliniyor. Ayet var zaten mucizeler ve kerametler ona dayanır. Hz. İmam Ali'nin işaret-i gaybiyesinin, gaybi işaretlerinin, Risale-i Nur'a işaretine dair bir risalenin ahirinde sonunda innel hilafete ba'di selesune seneten bu hadis-i şerif benden sonra hilafet 30 sene sürecek diyor. Hadis-i şerifinin işaretinde yani işaretlerinde birkaç lem'a i yani bizzat peygamberin bu cümlesindeki mucizelik işaretlerini tam vaka mutabık güzel bir tarzda ve görenlerin takdirine masar olmuş bir beyanı çürük görmek ve itiraz etmek bir cehalet, bir hata eseridir efendim. Hata hata 79 80 gizli cemiyet kurdu ve din perdesi altında emniyeti bozmak maksadıyla kitap ve mektupların vasıtalarla gönderilmiş olması yani araya bir kısım yani doğrudan kendisi göndermiyor talebeleri gönderiyor. Yani mesela bir köylüye diyor götür at bunu. Bunu sus sayıyor. Cevap 3 mahkeme gizli cemiyet noktasında beraat vermesi yani Eskişehir, Isparta ve Denizli ve 5-10 vilayetin zabıtaları hiç ilişmemesi polis demek ve itiraz itiraznamemde reddine dair 100 hüccet gösterilmesiyle beraber böyle 15 sayfada 15 defa tekrarı 10 vecihte hatadır. Hata 81. Beşiğin şu anın tevhilleri yanlıştır. Ulan muhaddis misin alçak adam, alçak savcı. Cevap, bunun vesair bütün tenkit ve itirazlarının cevapları, itiraznamenin ahirinde sonunda kat'i bir surette zikredilmesinden kısa kesiyoruz. Biz de yarın hata sevap cetvelinin zeylini okumaya devam edeceğiz. Böyle yürüyecek Allah'ın izniyle. Ceza hayran ketira. وعلمنا الله علما نافعا الفاتحه هذا ثابتك